ta en baştan başlamaydın, yapabilseydin. Bakar mısın? Eşref yok mu? Yok ama gelir herhalde birazdan. Neden sordunuz? Sen bana demli bir çay versene. Var mı lan bizim mekanımıza bize posta koymak? Beyler beni yanlış anladınız. Yok ya biz dedik. Sen kimi çöpünü etmeye kalkıyorsun be? Niyetim kavga etmek falan değil bırak, kardeşim. Bırak dur. Tamam lan tamam hadi. Bırak. Hadi hadi yürü. Uza hadi. Hadi. Aa, yaşını başını almışsın ama. İyi koşuyorsun be hoca. Hoca olduğumu nereden bildin? Çantadaki belgelerden. He. Artık komşu olduğumuzu öğrendiğine göre laptopu verirsin. Ben de seni böylece şartlı tahliye ederim. Şartlı tahliye ha? He, şartlı tahliye. Vallahi telefonlarını taklaya geldi. O laptopunu iade ettim. Kime? Rüya diye bir kadının evine götürdüm. Bırakıp gidecektim ama kızın çıktı ona verdim. Madem iade edecektin ne diye çaldın? Anlatacağım. Bugün başlayacak mısın? Oğlum tanırdım hoca. Zehirleyenlerden misin? Ben öyle şeyler satmam hoca. Alıştıranlardansın o zaman. Satmam dedim. Alıştırmakla satmak arasında bir fark yok. Sen nereden tanıyorsun burayı? Bu mahallenin sıkı müdavimlerinden dedi. Sürekli mal almaya gelirdi. Ne oldu? Bu izbeyi çok severdi. Gelirdi burada çaya kahveye gelirdi falan mı dememi istiyorsun ha? Hoca inin o fil dişi kulelerinize. Ben senin hoca olmadan önceki durumunu da biliyorum. Oğlun hep anlatırdı. İnşaat işindeki ünün, paran, diktiğin kuleler. Güçlüsünüz ya, canlı işleriniz de var. Çocukları böyle afilli okullara verin, ondan sen sonra... Sen nereden bilirsin be çocuk yetiştirmeyi? Nereden bileceksin sen? Küçücük beyninle bana akıl vermeye mi çalışıyorsun? Siz sadece zehirlemeyi bilirsiniz. Satmam dedim hoca, beni ayar etme. Sen katlarını yükseltmeye çalışırken oğlunun takıldığı bataklığın kitabını yazıyordum ben. Ha. Tabii sen dertlerinden, sıkıntılarından dolayı kendini bir okula kilitledin değil mi? Benim oğlum mutluydu. Ha mutluydu. Benim oğlum mutluydu. Mutluydu tabii canım mutluydu. Vallahi sağlam hocasın ama baba olmayı çok iyi beceremedin galiba. Sakın. Sakın bir daha oğlumun adını ağzına alma. Bu hatayı bir daha sakın yapma. Thank you.
Eşref Baba seni buraya getirmezdi ama. Ya ben ikna edici konuştum. Aşk hayatınız hakkında da çok şeyi öğrendik. Kızıyla çıkıyormuşsun. O iş bitti hoca. Nasıl bitti? Daha ben bu sabah Eşref'le beraberdim. Hoca ben böyle konulardan bahsetmeyi sevmiyorum. Mevzuyu değiştirsek. Değiştirelim, değiştirelim. Ama gençsiniz siz. Olur böyle iniş çıkışlar. Kusura bakma, kesme şeker yok. Toz şekerle idare edeceksin. Bugün Burak'ı ziyarete gittim. Ölmeden bir sene önce öğrendim. Vazgeçirmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Yeni proje bile almamaya karar verdim. Elimdeki proje bitince onunla beraber dünyaya dolaşacaktık biz, böyle baba oğul takılacaktık. Ama o benden önce tatile çıktı. Çok uzun bir tatile. Tek başına. Beklemedi bile. O öyleydi ama. Tez canlıydı. Hep öyleydi. Haklıydım. Haklıydım. O küçük oğlan ellerimin arasından kayıp gitti. Kendimi işime vermiştim. Hiçbir şey görmemiştim. Küçük oğlan. Hoca, kendine haksızlık ediyorsun. Oğlun seni severdi. Senden hep gururla bahsederdi. Tanır mıydın onu? Tanırdım. İyi tanır mıydın onu? Hı hı. Ya bugün için kusura bakma, ben biraz ters konuştum. Yani açıkçası canını acıtmak istedim. Hoca. Benim uyuşturucuyla işim olmadı. Olmaz da. Sen birden öyle söyleyince nevrim attı. Yoksa oğlum seni sevdiğini biliyorum. Yok. Haklıydın sen. Ben iyi bir baba olamadım. Haklıydım. Annesi. Annesi hakkında bir şey söyledi mi? Annesi? Yok, annesinden hiç bahsetmedi. Yıllardır babam böyle görmemiştim. Hep dimdik kalmayı başarmıştı abimin ölümü karşısında. Ama bugün... Dolmuştur adam kızım. Yani yıllarca ayakta durmaya çalıştı, sonunda da patladı tabii. Yok Alaz, öyle bir şey değildi. Yani seni nasıl kurtaramadım falan diyordu. O kadar çaresizce söyledi ki bunları. Allah Allah. Ne alakası var kızım? Trafik kazasıydı. Bu nasıl kurtaracaktı ki abimi? Neyse, öf, içim daraldı. Önce Gürel'in o hayvanlığı. Sonra babamın bu hali. Ne dersin? Çay daha içelim mi? Hep ben konuştum. Biraz da seni dinleyelim. Neyi mi dinleyeceksin hoca? İşte hal vaziyeti ortada. Yok yok. Eşref'le konuştum. Okul filan okumuşsun. Liseyi bitirmişsin. Aha, bitirdik. Öyle kıyısından köşesinden. Yok yok, o pek kenar kıyı olmamış o. Bayağı zeki bir öğrenciymişsin. Eşref'le konuştum ben. Ama abim pisliğe bulaşınca seni de yanına çekmiş. Bir türlü kurtulamamışsın sen de. İstersen sana yardım ederim. Ha, bir bu eksikti. Hoş geldin Beyaz Atlı Hoca, ama ben almayayım. Ben başımın çaresine bakarım. İçeri girerek mi? Sorun yok. Ben zaten sabıkalıyım. Biliyorum, biliyorum. Onu da biliyorum. 2-3 kere girmişsin ama kısa sürmüş. Şimdi ya daha uzun sürerse? O zaman ne yapacaksın? Hoca. Nasıl kurtulacaksın? Ağzından bal damlıyor ama kendini boşuna yoruyorsun. Biz sizin gibi değiliz. Sen ne kadar uğraşsan, çabalasan da benim kaderimi değiştirmeye gücün yetmez. Ben bakacağım. Kendi yolumu kendim bulup buradan kendim çıkacağım. Tamam? Yavaş geleceksin Uras. Ben öyle anlamam siz biz. Ama illaki var diyorsan, o zaman hatırlatayım. Ben de Boğaz Kesenliyim. Ha.
Tokat Boğaz Kesen'den yani. O yöredendi. Rus efendi geç onları geç. Bu işler öyle tek başına falan olmaz. Zamanında bana da yardım edenler oldu. Gelirsin, bizim çöplükte başlarsın çalışmaya. E böylece de hırsızlık yapmadan paranı kazanırsın. Sonrasına da bakarız. Hoca sağ olasın. Teşekkür ederim ama ben almayayım. Bak sana bir iyilik ettim. Laptopunu getirdim. Sen kendini borçlu hissediyorsun ama borcun yok. Eşref Baba rica etti, geldim buraya, oturduk, konuştuk, bitti. Şimdi evli evine, köylü köyüne. Tamam? Güzel. Güzel güzel. Böyle kendine güvenmen güzel. Ama bu yolda benim yerine abinin elini tutarsan tünelin sonu karanlık Uras. Çay. Ben demi severim. Aha. Bana ihtiyacın olunca nerede bulacağını biliyorsun.